Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala'ya hamdolsun. Sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek sohbetlerinden bizlere istifade ettiriyor elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, bugün sevgili Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam canlı türlerini insan, hayvan, hatta bitkiler diyelim, ateşte yakmanın gereksiz yere yasak olduğunu bildiren iki hadisi şerifini göreceğiz inşallah. Hadislerimizden ilkinci, Buhari rahmetullahi aleyhin hadislerinden bir sahih hadis-i şerif. Önce hadisimizi kısaca bir okuyalım. Açıklamasını sonra geçeriz inşallah. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu. Hadis-i şerifi bize Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem aktaran Ebu Hureyre Efendimiz'dir. Ebu Hureyre Efendimiz malumunuz Ashab-ı Suffa'dandır. Evi yok, barkı yok, çoluğu yok, çocuğu yok. Hayatının son dönemlerinde Müslüman olmuş ve mescitte, Suffa'da yatıp kalkmış. Peygamberimizin ve Müslümanların ikramı ile yemiş, içmiş ve zamanının bütününü istirahattan sonra Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı takip ederek onun mübarek ağzına bakarak ondan mümkün mertebe ilim almak ve bu duyduklarını da hem o zamanda hem de daha sonra İslam dünyasına yaymak. Bütün meşguliyeti, uğraşması bu idi. Allah ondan razı olsun. Ashab-ı kiram içerisinde bize en fazla hadis-i şerif rivayet eden sahabi efendimizdir. Diyor ki, Ba'athena Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi ba'thin. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi bir seriye ile bir yerlere gönderdi. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın içinde bulunduğu sefer ya da savaşlara gazve diyoruz. Peygamberimizin bizzat içinde bulunmadığı bir komutanla görevlendirdiği askeri birliklere de seriye diyoruz. Seriye deyince orada Peygamberimiz yok anlamına geliyor. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yere bir asker topluluğu gönderdiği zaman onlara bazı tembihlerde bulunurdu. Bu tembihlerde özellikle savaşa girmeden evvel insanları İslam'a davet etmeleri, kabul ederse onlara dini anlatmaları, kardeş olarak hizmet etmeleridir. Kabul etmezlerse bari İslamiyet'in hakimiyetini kabul ederek bunun bir alameti olarak vergi vermeleri, cizye ve karşılığında da Müslümanlar tarafından güvenlik içerisinde korunma, güvenlik içerisinde yaşamayı hak etmeleri. Şayet bu iki şartı kabul etmezlerse aralarında savaşın olacağını bildirmeler. Bu savaş esnasında da bugünkü modern dünyaya örnek olacak şekilde, şimdi öyle deyince hiç de modern dünya savaşlar böyle tebessüm edecek halimiz yok ama bıyık altından böyle güldürüyor bizi. Peygamberimiz kıyamete kadar bütün insanların rehberidir, önderidir, öğretmenidir, muallimidir. Savaşa gönderirken onlara bu talimatı verdikten sonra eli silah tutanlarla savaşıyorsunuz. Yaşlıları, kadınları, çocukları öldürmüyorsunuz. İbadethanelerinde ibadetlerine çekilen hangi dinden olursa olsun din adamlarını, abidleri öldürmüyorsunuz. Hayvanları öldürmüyorsunuz. Ağaçları yakmıyorsunuz mecbur kalmadıkça. Hiçbir canlıya eziyet işkence zarar vermiyorsunuz diye anlatırdı. Bugün modern dünyada bir savaş hukuku var.
güya işte Birleşmiş Milletler'de kabul edilmiş savaş suçlarının olduğu Lahey'de bilmem ne gibi mahkemelerde de güya bu savaş suçları efendim görülmektedir. Şimdi bu modern dünyada diyoruz aman Allah gelsinler de sevgili peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan insanlık öğrensinler, hukuk öğrensinler. Savaşın bire bir usulü, adabı var, edebi terbiyesi var, kanunu, kuralı var, ilkeleri var. Bunları İslamiyet'ten öğrensinler. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatından öğrensinler. Bugün ne canlı, ne efendim insan, ne hayvan, sadece yakmak da değil, zehirli gazlarla, kimyasal silahlarla insanların derilerini, etlerini uldurup üstlerinden dökmeler, hem de göz önünde yani. Savaşmayan insanlara, savaşmayan siviller üzerine, şehirler üzerine hiçbir ayrım gözetmeksizin bombalar yağdırıyorlar. Gözümüzün önünde işte. Şu anda Azerbaycan kardeşlerimiz Ermenilerle savaşıyorlar. Savaşın cereyan ettiği Karabağ bölgesi ama Ermenistan tutuyor. Sırf Azerbaycan'ı tahrik etmek için savaşın olmadığı, savaşılmayan yerlerdeki Gence gibi mesela sivillerin üzerine bombalar yağdırıyor, füzeler atıyor. Ve Türkiye'yi savaşa dahil edebilmek için Nahçıvan, çünkü oranın garantörü biziz. Oralar üzerine bombalar atıyorlar. Bu alçak adamlar dünyayı sömürebilmek için arkalarındaki ağababalarıyla kendilerini kışkırtanlarla beraber tabi. Görüyorsunuz Suriye'de neler yapıyorlar, Irak'ta, Afganistan'da neler yapıyorlar, Yemen'de neler yapıyorlar, Afrika'nın içerisinde neler yapıyorlar. Şimdi kendilerine modern diyorlar, kendilerine çağdaş diyorlar, kendilerine ilerici diyorlar. Otursunlar da sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan insanlık nasıl olurmuş, hukuk nasıl olurmuş onu görsünler. Peygamberimiz Efendimiz Ebu Hureyre Efendimiz'in rivayet ettiği bu hadis-i şerifte bir yere bir seriye gönderiyor. Çok önemli bir yer tabi bu. İn vecettüm fülanen ve fülanen. Falan ve falan insanı bulursanız diyor bu savaş esnasında. Liraculeyni min Kureyş'in sen mahuma. Ebu Hureyre diyor ki Kureyş'ten iki adamın tek tek ismini verdi Peygamberimiz. Ama hadis-i şerifte bunların ismini söylememiş. Biraz sonra açıklamasında belki biz bunları kitaplardan okuyup söyleyeceğiz inşallah. Buyurdu ki Peygamberimiz fa ahriquhuma bin nar. Bu ikisini tuttuğunuz zaman bu savaşta ateşe atınız. Ateşte yakınız buyurdu. Sümme aradan bir müddet geçti. Sonra kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki hina eradna el huruc. Artık biz savaş için hazırlıklarımızı yaptık ve şehirden çıkmak üzereyiz. Bize geldi ve dedi ki inni kuntu emartukum, ben size daha önce emretmiştim en tuhriku fulanen ve fulanen, falan ve falan kişiyi yakmanız. Ve innen nara, hiç şüphesiz ki ateş la yuazzebu bihima illallah, onunla ancak Allah Celle Celaluhu azap eder. Ben vazgeçtim o sözümden. Fe in vecettumuhuma, eğer o iki azgın adamı bulursanız faktuluhuma, onları katlediniz. Tabi o zaman katletme vasıtası kılıç idi. Değerli kardeşlerim, hadis-i şerifin açıklaması hususunda yeniden dönelim. Ebu Hureyre Efendimiz anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi bir keresinde bir seriye ile bir yerlere gönderdi. Ve Kureyşlilerden bizzat iki kişinin adını söyledi diyor. Bu iki kişinin adı hadis-i şerifte geçmiyor ama
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu Sahih Buhari Tezyid-i Sari tercüme ve şerhinde 8. cildin 347 ve 348. sayfasında merhum Kamil Miras Hoca Efendi bu şahısların ismini veriyor. Kaynak olarak da İbni Hişam'ın Es-Sire adlı meşhur eserini gösteriyor. Bunların Habbar İbni Esved ile Halid İbni Abdülkays olarak veriyor bu isimleri. Bu iki adamı Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özel olarak bir öfkesi var ki böyle buyurmuş. Bunların suçları neydi? Değerli kardeşlerim, hadis-i şerifte bu da anlatılmıyor. Yani Ebu Hureyre Efendimiz bunu zikretmemiş. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önce bunların yakılmasını istemişti askerinden. Sonra vazgeçtim dedi. Bulduğunuz zaman katlediniz yeter. Biz Kamil Miras hocamız vasıtasıyla Sîret-i İbni Hişam'dan öğreniyoruz ki bu iki alçak sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok değerli kızı, sevgili kızı, ilk göz ağrısı Zeynep radıyallahu an Mekke'den Medine'ye hicret buyururken üzerine saldırmışlardı. Bu iki alçak mızraklarla Zeynep annemizi dürterek devesinden düşmesine sebep olmuşlardı. Halbuki o sırada Hazreti Zeynep annemiz hamileydi. Çocuğunu kaybettiği gibi vücudundaki bu tahrip, bu yara onu çok perişan etti. Bir müddet daha yaşadı ama bu hastalığın verdiği zafiyet ve bazı etkilerle vefat ettiği beyan buyurulur. Olaya bakar mısınız? Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret etti. Kendi vatanını yaşanmaz kıldılar. Yaşama haklarına engel oldular. Vatanlarında yaşama haklarına engel oldular. Zorla dışarı çıkıldılar. Din ve vicdan özgürlüğü diye bir şey vermediler. Eziyet ve işkence ettiler. Peygamber Efendimiz'i öldürmeye kalkıştılar. Suikast tertiplediler. Ashab-ı kiramı ateşte yakmak, kumlara atmak, aç bırakmak, göğüslerine kayalar koymak, biliyorsunuz bir sürü işkenceler. Niye yaptılar bunu? Herkes inandığı dine özgürce inanmalı ve ibadetini yapmalı. Ne oluyor size? İnsanlıktan bir damarları yok. Haya yok, edep yok, ahlak yok. İnsanlık dışı mahluklar. Neyse Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettikten sonra evliydi bu kızı. Kocası da henüz Müslüman olmamıştı. Bedir Savaşı'nda esir edilenlerden bir tanesiydi. Biz bu konulara girmek istemiyorduk ama laf açıldı, girmiş olalım. Ya işte şu kadar kurtuluş fidyesi vereceklerdi para ya da 10 Müslümana okuma yazma bilenler okuma öğretecekler. Bunun karşılığında serbest kalacaklardı. Peygamberimizin henüz Müslüman olmamış ama ileride olacak elhamdülillah. Bu damadı esirdi ve bunun için kurtuluş fidyesi olarak bir gerdanlık geldi. Bu altın gerdanlığı Hazreti Zeynep'e o sırada çoktan vefat etmiş olan annesi Hazreti Hatice Efendimiz hediye etmişti. Peygamberimizin Hazreti Hatice annemize olan sevgisini, bağlılığını biliyoruz. Anlatmayalım. İşte bu gerdanlığı görünce Peygamberimiz çok üzüldü ve ağladı.
Kim bilir gözünde ne hatıralar canlanmıştı. Onun bu duygusallığını gören ashab-ı kiram da bir güzellik yaptı. Bunu geri gönderelim ya Resulallah Zeynep kızımıza dediler. Hediyeyi gönderdiler. O adam da Zeynep'i babasına göndermeye söz verdi. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bazı insanların yardımıyla Hazreti Zeynep bir deveye bindirildi ve Mekke'den Medine'ye doğru yola çıktılar. Ama kafirler önünü kestiler. Gidemezsiniz. Niye? Gidemezsiniz. Niye ya? Herkes babasının yanına gidiyor, ailesinin yanına gidiyor. Niye gidemez? Gidemezsiniz. Gavurluk değil mi yani? İşte bu esnada arbede oldu. Ve bu adını saydığımız iki melun mızraklarıyla taciz ettiler. Hazreti Zeynep anamız o kargaşada o mızrakların da korkusuyla yere düştü deveden. Çocuğunu kaybettiği gibi kanamalar, acılar, ızdıraplar. Sonra bazı insanlar devreye girdi. Böyle meydan okur gibi gitme olmaz. Gelin Mekke'ye geri dönün. Ortalık yatırsın, kalabalık dağılsın, gece sessizce tenha kimseye haber vermeden gidersiniz gibi güya bir orta yol buldular. Öyle oldu ve Hazreti Zeynep Peygamberimize kavuşmuş oldu. Ancak Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendileriyle sürekli savaşan bu Kureyşliler arasında özellikle bu Habbar İbni Esved, Halid İbni Abdikays adlı insanların gönderdiği orduda yakalanırlarsa anında öldürmelerini beyan buyurdu. Hadis-i şerifte görüyoruz ki, değerli kardeşlerim, suçlular suçludurlar ve elbette ki cezalandırılması gerekir. Hiçbir sistem suçu cezasız bırakmaz, suçsuzu da cezalandırmaz. İslam bir toplum inşa etmiştir ve İslam toplumunda İslam hukuku uygulanır. Yani kanun din demektir. Bunu hep söylüyoruz. İslam kanunları da İslam dini demektir ve Müslümanlara, İslam toplumuna da İslam kanunları uygulanır. Dinimizde her türlü haksızlık için en uygun, en etkili ve en caydırıcı cezalar verilmiştir. Dolayısıyla insanlar suçlarının karşılığında ceza almışlar ve bu yüzden etkin olmuştur. İslam ceza hukukunda suçun en önemli özelliği caydırıcı oluşudur. Caydırıcılık iki türlü fayda vermiş. Birincisi, suçu işlemezden evvel suçlu, ben bu suçu işlersem büyük bir ihtimalle yakalanırım, başıma bu ceza gelecek diye vazgeçer. Yani daha suçu işlemeden vazgeçer. İşte bu caydırıcılık ve güzel bir şeydir. Bugün modern hukukta güya insanı koruma adı altında suçlulara hafif cezalar veriliyor. İnsanlar cezadan korkmuyorlar, suçtan korkmuyorlar. Bugün en yaygın suçlara bakınız yani. Adam öldürme, hırsızlık yapma, gasp etme, şu bu. Yani bunlara verilen cezalar Allah aşkına insan hayatını koruma açısından ne kadar etkin. Kimse hırsızlıktan korkmuyor. Hırsızlığın cezasından korkmuyor yani. Caydırıcılığı yok. Adam öldürmekten de korkmuyorlar. Hele idam cezasını kaldırdıktan sonra hiç. Aklıma başka şeyler geliyor ama bu konuda söylenecek. Dersimizi uzatmamak için hadi saklayalım inşallah. Değerli kardeşlerim, bu hadis-i şerifte Peygamberimiz İsimleri hadiste geçmeyen ama bizim vermiş olduğumuz o iki Kureyşli'nin ele geçirilmesi halinde yakılma emrini vermiş. Çünkü o toplumda, Peygamberimizin gelmiş olduğu toplumda yakılma, cezalandırma şekillerinden bir tanesiydi. Ama sonra Peygamberimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan vazgeçmiştir. Vazgeçmesi vahiy sebebiyle de olabilir.
Allah-u Teala kendisine yasaklamıştır. Veya Peygamberimiz kendi kanaatı da olabilir. Tabi Peygamberimizin kanaatleri da sonu da Allah Celle Celaluhu'dandır. Eddebeni Rabbi, ben yeme eddebeni. Rabbim beni terbiye etti, edeplendirdi ve ne güzel edeplendirdi buyuruyor. Peygamberimizin görüşleri özellikle hukuk nazarında bunlar kendi kafasından olmaz. مَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْهَى Peygamber kendi kafasından, kendi hevasından, kendi görüşünden konuşmaz. Hiç şüphesiz o ne konuşuyorsa vahiy iledir. Dolayısıyla bunların arkasında, bu sünnetin arkasında Allah Celle Celaluhu'nun kendisine ilham ile yönlendirmeleri vardır. Yani vahiy iki çeşit bizde. Bazıları bunu inkar ederler ama etsinler. Birisi vahyi metlu dediğimiz Kur'an-ı Kerim. Onu ibadet niyetiyle okuruz. İkincisi vahyi gayri metlu. Yani okunmayan vahiy. Bunlar da Peygamberimizin kalbine Cenab-ı Allah'ın ilham ettiği bir şekilde duyulur, bir şekilde bildirmiş olduğu bilgilerdir, vahidir. Neye benzer? Namazı Allah emretmişti, kılın diye. Ama namaza nasıl başlanır? Hangi vaktin namazı kaç rekattır? Namazın rükûsü, secdesi nasıl yapılır? Bunların ayrıntıları Kur'an-ı Kerim'de yok. Biz bunları Peygamberimizin vahyi gayri metlu dediğimiz ibadet niyetiyle tilavet Kur'an gibi okunmayan ama Allah'tan almış olduğu fikirleri Peygamberimizin kendi ağzından ifade etmesi olan hadislerinden öğreniyoruz. Değerli kardeşlerim, ikinci hadis-i şerifimize gelince bu konuda وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُدْ رَضِيَ İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'tandır. Abdullah İbn-i Mes'ud ashab-ı kiramın içerisinde en erken Müslüman olanlardan ve en kahramanlarındandır. Kimsenin açıktan Kur'an okuyamadığı zamanlarda İbn-i Mes'ud dayak yemeği de göze alarak onlara açıktan ilk defa Kur'an okuyan sahabi efendimizdir. Ashab-ı kiramın içerisinde en fakih, en alim olanlardandır. Bu cihetten İmam-ı Azam üstazımızın da hocası sayılır. Diyor ki: "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi sefer." Biz Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ile beraber bir yolculuktaydık. Bu yolculuk esnasında fantalaka li hacetihi, ihtiyacını gidermek üzere bir kenara çekildi Peygamberimiz. Aramızdan ayrıldı. Faraaynahum maratan, biz o esnada bir kaya kuşu gördük. Ma'aha farhan, yanında da iki tane burk cücüğü vardı. Yavrusu kaya kuşunun. Fa'akhazna farhayha, kuş uçuverince biz o iki yavrusunu tuttuk aldık. Fecaetul hummaratu tarişu. Hummara yani kaya kuşu çocukları elimizde olunca tepemizde dolaşmaya başladı. Heyecanla tedirgin bir vaziyette haykıra haykıra uçuyordu. فَجَاءَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem. Bu esnada Peygamberimiz ihtiyaç için gitmişti ya, geri döndü, geldi, manzarayı gördü. Fakale dedi ki, مَنْ فَجَاءَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا Bu kuşcağızı evladından, çocuklarından dolayı kim rahatsız etti, tedirgin etti? رُدُّوا وَلَدَهَا اِلَيْهَا Çocuğunu geri verin. Reddedin, gönderin dedi. Fara'a kariyete nemlin katharraknaha. Sonra yola devam ettik. Bu esnada bir karınca yuvası gördü ki biz onu, demek ki burada yazmıyor ama rahatsız etmesin diye yakmıştık diyor yuvayı. Fekale, buyurdu ki Peygamberimiz, Men harraka hadihi? Kim yaktı bunu?
Kulna, biz dedik ki, nahnu, biz ya Resulallah. Kale dedi ki, innehu, şunu iyi bilin ki, la yenbeği en yu'azzibe bin nari illa Rabbun nar. La yenbeği, kimseye gerekmez, layık değildir en yu'azzibe, azap etmesi, bin nari, ateşle, illa Rabbun nar, ateşi yaratan Rabbu Teala hariç. Ateşle azap etmek, ateşin yaratıcısından başka hiç kimse için meşru değildir, uygun değildir, münasip değildir, gerekmez buyurdu. Değerli kardeşlerim, bu hadis-i şerifte iki olay zikrediliyor. Birincisi, kaya kuşunun yavrularını ashab-ı kiramın ele geçirilmesi. Şimdi insanoğlunun böyle şeylere karşı bir merakı var, ilgisi var. Bir kuş gördüm hemen heyecanlanırlar, sevinirler yavrularını. Efendim, bunlar da yavrularını almışlar. İşte böyle yani gayri ihtiyari mi desem? Halbuki yavru kuş, eti ne budu ne kaya kuşunun yavrusunun ne olacak? Ama işte yol esnasında bir böyle değişik bir hava, bir macera, bir fantaza şeklinde bir olay yani. Sonra Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yakılan bir karınca yuvası görüyor. Buna da çok üzülüyor. Yapmayın diyor. Kim yaptı bunu diyor. Onlar da biz yaptık diyorlar. Değerli kardeşlerim, bu hadis-i şeriflerin tek tek her kelimesinin üstünde durarak açıklamak lazım ama işte böyle canlı yayınlar olsa yüz yüze belki hoş değil de bunun videoda bir izlenme saati var tabi. Dolayısıyla zamana dikkat etmek zorundayız. Şu anda bu yayını bitirmemiz gerekiyor ama söyleyeceğimiz çok söz var. Mesela bunu kim yaktı deyince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kiram kulna nahnu biz diyor. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kızdıracak veya en azından kızmasa bile canını sıkacak, rahatsız edecek bir olay olmuş. Kim yaptı bunu diyor. Şimdi ashab-ı kiram doğrudan doğruna biz yaptık diyor. Yalan söylemiyorlar bakın. Eğer biz kendimiz veya çocuklarımızı iyi yetiştirmezsek genellikle böyle karşıdaki insanların kızdıklarını gören insanlar bir yalan söyleyerek kurtulmaya çalışırlar. Kıvırırlar yani. Bilmiyoruz derler en azından mesela. Veya susarlar yani. Çünkü karşıdaki etkili birisi yani onu kızdırmak hoş değil. Peygamber Efendimiz'in manevi bir ağırlığı var. Onun sevgisini kaybetmek de korkunç bir şey. Ama ne olursa olsun doğru söylüyorlar. Çünkü doğruluk insanı her zaman kurtarır. Yalan insanın başına bir sürü bela açar. Yalan şu anda belki kurtarır ama sonsuz bela açar. Doğruluk şu anda belki azıcık insana ceza getirebilir. Surat asma, azarlama veya küsme, kırılma veya bir ceza. Ama onu yaptıktan sonra ebediyen rahat edersiniz, huzurlu olursunuz. Onun için doğru olmak. Burada da ashab-ı kiramın kim yaptı deyince saklamayıp, gizlemeyip suçlarını itiraf etmeleri ne kadar hoş. Çok hoşuma gidiyor benim. Kim yaptı? Biz yaptık ya Resulallah diyorlar. Tabii niye yaptığınız şudur budur bir sürü sözü uzatmaya gerek yok. Peygamber Efendimiz yapmayın diyor ve sebebini söylüyor. Çünkü diyor ateşi yaratandan başka birisinin ateşle cezalandırılması doğru değildir. Değerli kardeşlerim, bir kuşu bile olsa rahatsız etmemek İslam şefkat ve merhameti. Müslümanın rikkatli kalbi bunu gerektirir.
O kaya kuşunun yavrusunu almakla o kaya kuşuna eziyet etmek demek ki doğru değil. Peygamberimiz buna izin vermiyor. Kimseyi incitmeyeceksiniz diyor. Hele bir anneyi hiç incitmeyeceksiniz yavrularından dolayı. Ya doğrudan değerli kardeşlerim veya dolaylı bir şekilde bir hayvanı yakmak dolayısıyla çok çirkin bir şey. Yazık. Ama maalesef insanlar buna dikkat etmiyorlar. Biz çocukluğumuzda Allah affeylesin çok pişmanız. Farelere fak kurardık. İçine düşenleri de böyle üzerine gaz döker yakardık. Böyle bir adet olmuştu. Yahu şimdi hatırlıyorum da hiçbir büyüğümüz gelip de ne yapıyorsunuz siz? Bu da bir can taşıyor. Yapmayın böyle dediğini hatırlamıyorum. Sonra o kendi aramızda nasıl olsa kayboldu gitti. Mesela çocukluğumda çocukluğumdaki günahlarımı söylüyorum. Büyüklükteki günahlarımı söylemiyorum utandığımdan. Şimdi gece yarısı uyuyan kuşlara elektrikle tutardık birimiz. Diğeri de şak vururdu. Uyuyan kuşu vurur onu da yerdik yani. Ya birisi de kulağımızı çekip yemen bu eti Allah'ın mahlukunu gece yatarken niye vuruyorsunuz demedi. Bize demedi belki diyenler olmuştur da biz de sonra ya yaptığımız yanlış diye kendi kendimize bu işlerden vazgeçtik. Veya hala bizim evin karşısında geceleri ateş yanıyor. Ne oluyor diyor, yangın mı var diyorlar. Yangın yok, anız yakıyorlar diyoruz. Ya niye yakıyorsunuz bu anızı? Ziraat mühendisleri bangır bangır bağırıyor. Kardeşim bu anızı yakmanız zararlıdır. Toprağa zarar veriyor. İçindeki bitkisel bir kısım minerallerini öldürüyor. Ya bunun içerisinde canlı mahluk var. Bunların hepsini yakıyorsunuz. Karıncayı, kurdunu, ne bileyim ben, kaplumbağasını yakıyorsunuz. Allah'tan korkun. Bu yeryüzünün dengesi. Yani tabiattaki Allah Celle Celaluhu'nun koymuş olduğu mizanı, dengeyi bozuyorsunuz. Vavada'l mizan. Allah her şeye bir denge koymuştur. Şimdi ekolojik denge diyorlar. Bozuyorsunuz ya. Geçenlerde Hatay'da bir orman yangını olmuştu. Ve orman yangınından kurtulmuş olan kaplumbağaların bir kısmı vardı. Yarısı yanmış kabukları, kafasına su döktüler. Efendim bir şeyler yaptılar. Hayvancağız başını çıkarttı. O sudan emdi filan. Ya Allah'tan korkun. Bunun gibi kaç tane kaplumbağa, kaç tane karınca, kaç tane yılan, kaç tane bilmem ne ölmüştün orada. Çok yazık. Hatta bir İslam büyüğü Allah'ın sevgili kullarından Musa Topbaş Efendimiz'in bir sohbetinden duyandan duymuştum. O sırada da Irak cayır cayır Amerika tarafından bombalanıyordu. Bunlara üzülürken evet çok üzülüyoruz demiş. Fakat bunlar niye başımıza geliyor düşünmemiz lazım. Allah bilir biz şu anız yakmalarla orman yakmalarla bizim dışımızdaki canlı türlerin ümmetinden nicelerini de biz kendi ellerimizle yakıyoruz bundan ders ve ibret alalım gibi bir şey söylemiş. Bize aktaranlar böyle aktardı. Evet. Allah Celle Celaluhu acaba bize bir şekilde böyle ceza mı veriyor? Niye yakarız ormanları? Niye yakarız tarlalara, andızları? Halbuki oradaki bitki sürülürse gübre olur ya. Değerli kardeşlerim, dinimi sadece yakılmak suretiyle öldürülmüş olan bir kimsenin velisine suçluyu aynı şekilde yakma hakkını vermiştir. Kısasa kısas. Bunun ötesinde yok. İnsan yakma çok korkunç bir şeydir. Ve birisi bu korkunç cinayeti işlemişse, bu korkunç cinayeti işleyen insanlara bu yaptıklarının ne kadar korkunç olduğunu tattırmak gerekiyor. Kısasa kısas. Kısasa sizin için hayat var diyor. Ey akıl sahipleri. Akıl sahiplerine söylüyor ama aklı olmayan
bir kısım insanlar var. Kısas orta çağın karanlığı diyor. Sen orta çağın karanlığı de senin toplumunda adam öldürme bir türlü bitmez. Şimdi bu memlekette de öyle, girmeyelim o konuya, millet idam, 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 idam diye bağırıyor. Adam öldürüyor, 5-6 sene yatıyor, işte şartlı tahsiye, ceza muhakemeleri, iyi hal bir de bu var. Son zamanlarda haberlerden dinliyoruz. Adam karısını öldürmüş, insanları haksız yere öldürmüş, bilmem ne haltlar yemiş. Mahkemeye kravatlı çıkmış, sessiz durmuş, iyi halden şu kadar ceza indirimi. Allah'tan korkun ya. Yani bu memlekette hukukun yeniden düzenlenmesi lazım. Ey yasama. Yasama, yürütme, yargı diyoruz. Yasama. Bu kadar milletvekili. Şu memleketin muhtaç olduğu kanunları siz çıkaracaksınız. Bu ne perişanlık ya. Millet idam, idam, idam de bağırıyor. Şu çocuklara tecavüz ederek öldürenlere, şu teröristlere, şu efendim AYM'leri bombalayanlara idam cezası istiyor. Hani demokrasi halkın iradesinin geçerli olmasıydı? Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindi. Millet ne derse öyleydi. Hükümet milletin isteğine göre iş yapardı. Mahkemeler millet adına yargılardı. Milletin iradesinin üstünde irade olmazdı. Ya duymuyor musunuz? Millet idam, 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 idam diye yıllardır bağırıyor. Eğer milletin iradesi geçerliyse nerede bu irade? Ey vekillerimiz, siz ne iş yaparsınız? Sizin vazifeniz kanun yapmak orada. Eskimiş kanunları atmak, yerisine hayatı kolaylaştırıcı, insanların önünü açıcı, suçluları caydırıp cezalandırıcı kanunlar yapmak. Niye yapıyorsunuz kardeşim? Yürütme, yani hükümetten gelen kanunlara parmak kaldır, parmak indir, parmak kaldır, sen ne yapıyorsun ya? Ey meclis, ne yapıyorsunuz orada? Bu milletin muhtaç olduğu kanunları sağlamak lazım. Bu kanun işi nereden çıktı? Bir insanı öldüren insan, bizim dinimize göre, velisine, öldürenin velisine 3 hak verilmiştir. Bile bile öldürmüşse kısasa kısas öldürme hakkı vardır, isteme hakkı vardır bunun yani. İkincisi, öldürülmesin, diyet versindir. Kan parası diyorlar şimdi buna, caizdir. Bazıları kan parası almaktan utanır, diyet. Niye utanıyorsunuz ki? Bu şeriatın bir emridir ya. Arada sulh caiz ama bir insanı öldüren insan 100 deve, 200 sığır, 2000 koyun parası verir. Aşağı düşürür bir kısmını, tenzilat yapar, kendi aralarında otursun konuşsunlar. Biz ona karışmayız. Sulh caizdir. Bu parayı almak da helaldir ya. Üçüncüsü af. Ya adam affeder mi hocam? Oğlunu öldürmüş, babasını öldürmüş katili affeder. Neden? Müslümanlık var. Onun da bir hata yaptığını, üzüldüğünü görürse Allah buyuruyor ki, kim böyle bir durumdaki insanı affederse cennetin 8 kapısı açılır. O da istediğinden girer. Çünkü Allah da kendisini affeder diyor. Allah merhametlilerin merhametlisidir. Birkaç sene evvel İran'da iki arkadaşlar konuşurken tartışmışlar. Biri diğerini öldürmüş. İdam cezası çıktı ve idam sehpasında arkadaş bunlar birbirlerinin evine girip çıkıyorlar. Adamı idam edecekleri zaman annesi hüngür hüngür ağlayarak ben bu çocuğu affediyorum dedi. O da onun ellerine ayaklarına sarıldı. Ben zaten çok pişmanım dedi. Ve böylece bu manzara gerçekleşti. Olur mu olur? Ben yıllar önce 80'li yıllarda Maraş Müftülüğü'nde oturuyordum. Birkaç arkadaş var Müftü Efendi ile beraber orada. Kulakları çınlasın, Recep hocam o zaman müftüydü. Efendim bir adam içeri girdi, gariban kırlıklı birisi. Bir sorun var dedi Müftü Efendi. Oo, sor sor, burada hoca çok dedi o da. Adamcağız dedi ki, kılavuzlu yolunda bir şoför istemediği halde benim oğluma çarpmış, vurmuş, öldürmüş. Şimdi içeri aldılar.
adamın akrabaları geldiler. Yani kasıt yok, bir şey yok, bir kaza olmuş dediler. Dava etme dediler bana. Ben de adamın kasıtsız bu cinayeti işlediğini biliyor ve kanaat getiriyorum. Ben de affettim. O zaman etrafımdaki insanlar bana dediler ki, ya sen bunu affediyorsun ama bu çocuk yevmi kıyamette benim hakkımı niye savunmadın diye sana davacı olur, yakana yapışır. Halbuki sabi çocuklar, masum çocuklar annesinin elinden ve babasından tutar cennete götürürler. Sen bunu kaybedersin dediler. Ben de geldim size danışıyorum efendim. Eğer çocuğum benden dava olacaksa ben dava edeceğim. Yok benden böyle bir şeyin aslı yoksa ben bu insanları affedeceğim. Çünkü bu insanlar bilerek çocuğumu öldürmediler. Merhameti görüyor musunuz? Müslüman merhameti. Ama bir insanı ateşle yakarak öldürmüşlerse, İslam kısası kısas, o adamın da ateşle yakılarak öldürülmesini İslam'a hakkı vermiş ve öyle yapılır. Bunun dışında bir katil, bir maktulü, yani bir insanı öldürmüş. Öldürme İslamiyet'te önceleri kılıçla idi. Sonraları idam. Sehpada asmak şekliyle cereyan etmiştir. Dolayısıyla öldürmelerin hepsinde değil, dinimizde yakılmak suretiyle öldürülmüş olan bir kimsenin velisine sadece karşılığında sen de bunun yakılmasını isteyebilirsin yetkisi verilmiş. Onun dışındaki bütün öldürmeler eğer suç sabit olursa tabi onu da devlet yapar. Yargı iş. Hiç kimse kendi hakkını kendi alamaz. İhkak-ı hak caiz değildir. Mahkemeye verirsiniz, mahkeme yargılar ve bunun ölüm kararı vermişse İslam hukukuna göre bir başkasını öldüren insan ya kılıçla boynu vurulur veya Osmanlı ipe asarak idam eder. Ömer Nasuhi Bilmen Üstazımızın Islahat-ı Fıkhiye Kamusu adlı o 8 ciltlik muazzam eserinde 3. cildinde 94. sayfasından başlayarak bu tür bilgiler veriliyor. Velhasıl değerli kardeşlerim, dinimizde herhangi bir canlıyı ateşte yakarak öldürmek yasaklanmıştır. Ateşle cezalandırma, ateşi yaratan Allah Celle Celaluhu'ya ait olan bir iştir. Bizim bu işlere hiç girmememiz gerekir. Dolayısıyla tarla yakmak, orman yakmak, ev yakmak sadece insan değil, insanın dışında birçok canlı türünü de ateşle cezalandırmak demektir. Dolayısıyla sorumluluğu çok büyüktür. Dinimiz, evet, şefkat dinidir, merhamet dinidir. Dolayısıyla bir Müslümanın en bariz vasfı şefkat ve merhamettir. Bu dini kısa yoldan tarif eder misiniz diyenlere büyüklerimiz hadis-i şeriften mülham olarak şöyle söylemişlerdir. Bu din Allah'a tazim, saygı, hürmet, itaat ve mahlukuna şefkat ve merhamettir. Değerli kardeşlerim, dersimizi böyle sonlandıralım inşallah. Hoşça kalın ve selam.